3 basamaklı BAB doğal sayısının 2 basamaklı A2 doğal sayısı ile bölümünden biz de hemen şöyle bölelim bunu. BAB'yi A2 doğal sayısına bölüyormuşuz. Bölümünden elde edilen bölüm 23'müş. Şurası 23 arkadaşlar. Kalanımız ise 1'miş. Şimdi buradan yola çıkarak şunu söyleyemez miyiz? BAB sayısı aslında A2 sayısı ile 23 sayısının çarpımı artı kalanı yani 1 ile toplamına eşittir diyeceğiz. Peki şunları bir açalım hadi. Şurası 100B artı 10A artı B eşittir. A2 sayısını da açalım. Orası da 10A artı 2 demektir. Çarpı 23 artı 1. Şunu bir düzenleyelim hadi arkadaşlar. 100B buradan bir tane B de buradan 101 tane B yaptı. Artı 10A. Eşittir diyorum. 23 ile 10A'yı çarptım 230A yaptı. 23 ile 2'yi çarptım 46 yaptı. Bir de buradan 47 oldu. Şöyle düzenleyelim. 10A'yı sağ tarafa atalım. Eksi 10A olarak geçsin. 230A'dan 10A'yı çıkarttığımda 220A kalacaktır. 46 ile de 1'i topladığımda 47 kalacaktır. Bundan sonrası yorum işte. E nasıl yapacağız peki? Nasıl bir yorum yapacağız burada? Yani uzun uzun böyle uğraşacak mıyız? Sayılar da zaten güzel sayılar değil dikkat ettiyseniz. 101 var, 220 var. Bunu nerede birleştirebiliriz? Aklımıza direkt bir şey gelmiyor. Ama şunu düşünebiliriz arkadaşlar. Şöyle bak 220 A, 220 sayısıyla A sayısını çarptığımızda bu sayının sonucu ne olacaktır? Sıfır olacaktır, değil mi? Çünkü 220 sayısının sonunda sıfır var. Yani şunu demek istiyorum. Mesela 220 ile 5'i çarpsan ne olacak? E sonu sıfır gelecek. Ya da 5 değil de 7'i çarpsan ne olur? Yine sonu sıfır gelir. Ya da 3'ü çarpsan yine sonu sıfır gelir. Yani şu sayının sonu her türlü sıfır gelecek. Şimdi bu sayının sonu sıfır geldi ya. Şöyle diğerlerinin hangi rakamlar olduğunu bilmiyorum ama sonu sıfır. Bunu 47 ile topladığımızda arkadaşlar bu durumda sayının sonu ne gelecektir? 7 gelecektir değil mi? Yani şu ikisini topladığımda bu ikisinin sayıları bu iki sayının toplamının son rakamı 7 gelecektir. Peki şunu düşünebilir miyiz? Burada da 101 var ya ben burada B yerine hangi rakamı verirsem B'nin tabii ki rakam olduğunu biliyorum. Çünkü BAB 3 B, B basamaklı sayıda A da rakamdır, B de rakamdır burada. B'yi B'ye hangi sayıyı verirsem 1 ile çarptığımda sonuç 7 olur. Eğer ben burada 7 verirsem B yerine 101 ile 7'yi çarptığımda burası ne olacaktır? 707 yapacaktır. Peki şimdi artık daha iyi düşünebiliriz bunu bak. 220 sayısı ile 3'ü çarpsam arkadaşlar ne olur? 660 olur değil mi? Daha sonra şuradan da 47 geldiğinde ne olacaktır bu? 707 olacaktır ve eşitlik sağlanmış olacaktır. Şimdi biz A yerine 3 verdik, B yerine de 7 verdik. Eşitlik sağlanmış oldu. Toplamlarını istiyordu. Cevabımız 10 yani Ceyhan seçeneği. Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı 3 basamaklı bir doğal sayının onlar basamağındaki rakam diğer basamaklarındaki rakamları tam bölüyorsa bu sayıya ortak katlı sayı denir. Örnek vermiş. 426 sayısı. Ortadaki ne? 2. Bu 2 hem 4'ü tam bölüyor hem 6'yı tam bölüyor. Dolayısıyla bu orta katlı bir sayıdır. Buna göre en büyük orta katlı sayının rakamlarının toplamı demiş. 3 basamaklı bir sayı olduğunu biliyoruz. Biz bunun rakamlarının birbirinden farklı olduğunu biliyoruz. E, 3 basamaklı en büyük o zaman 900'lere çıkabiliriz. O zaman diyorum ki 900 olsun şurası. O zaman 9'u ortaya 9'u bölen bir sayı yazmalıyım. Doğru değil mi? E 9'u bölen bir rakam ne var? Ya 1 var ya da 3 var. Büyük olmasını istiyordum. E büyük olmasını istiyorsam 3 yazarım buraya. O zaman şuraya da 6 yazarım. E bu durumda 3 hem 9'u bölmüş olur hem 6'yı bölmüş olur. Yazdığımız sayı hem 3 basamaklı oldu hem rakamları farklı olmuş oldu. Bizden istediği bütün kriterleri sağlamış oldu. Yazabileceğimiz en büyük sayı buymuş arkadaşlar. Bunun rakamlarının toplamını istiyor bizden. Yani 9 artı 3 artı 6 nedir? 18'dir. Çok güzel. En küçük ortak katlı sayının rakamları çarpımı demiş. Şimdi en küçüğü de deyince benim aklıma direkt yüzlü sayılar geliyor. O zaman şöyle desem arkadaşlar. Yüzlü bir sayıyla başlasam. Bir bölen ne var? Bir var. Birden başka da yok zaten. Ben şimdi ortaya bir demek zorunda kaldım. E bu durumda rakamlar aynı oldu. O zaman ben bir ile başlayamam. Yüzlü sayılar değil de iki yüzlü sayılara bakayım ben olur mu? İki yüzlü sayılar diyeyim. Rakam tabii sıfırdan da farklı olacaktı. Sıfırda yazamıyorum zaten burada e, ee, ne yazabilirim ortaya? 1 yazarım. Şuraya da 3 yazdığımda ne olacaktır? Şu ortadaki 1 hem 2'yi tam bölecektir hem 3'ü tam bölecektir ve bu sağlanmış olacaktır arkadaşlar. İşte bunun diyor rakamları çarpımı diyor. 2 çarpı 1 çarpı 3 kaç geldi? 6 geldi. Şimdi şu m'ye eşitmiş bu da n'e eşitmiş. Bize m artı N n'in toplamını sormuş. Yani 18 artı 6'dan 24 gelecektir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. M 5'e bölünmüş kalan 2 gelmiş. 63 M'ye bölünmüş kalan 3 gelmiş. Ben şimdi şu bölüm kısımlarından birine x diğerine y diyecek olursam. Ben buradaki M'yi 5x artı 2 olarak yazabilirim arkadaşlar. Şuraya da 63'ü de şöyle açabilirim. M ile y'nin çarpımıdır. Artı 3 eklerim derim. Çok güzel. Şimdi m'nin 5x artı 2 olduğunu biliyordum. O zaman bunu giderim yerine yazalım. 3'ü sol tarafa attım. Eksi 3 olarak geçti. 63'ten 3 çıkınca 60 kaldı. M yerine de 5x artı 2'yi yazdım. Çarpı y olarak geldi burası. Peki burada 5'in katından 2 fazla olan bir sayı ile y'yi çarpacağız ve sonuç 60 gelecekmiş. Ne olabilir mesela arkadaşlar? X yerine 0 diyemeyiz. Bölüm burada 0 olmaz. 1 desek mesela. 5 çarpı 1 5 olur 2 ekledik 7 7 ile hangi doğal sayıyı çarptığımızda sonuç atmış olur öyle bir doğal sayı yok 1 veremiyoruz o zaman 2 versek peki arkadaşlar 5 çarpı 2 10 2 de buradan ne gelir? 12 gelir değil mi? O zaman burası ne oldu? 60 eşittir. 12 çarpı y oldu. İki tarafı 12'ye böldüğümüzde y buradan 5 olarak gelmiş oldu. Şu an istediğimiz sonucu yakaladık. Bu durumda şuraya bakıyorum bir de x yerine 2 verdiğimizde m kaç gelmiş oluyor? Tabii 12 gelmiş oluyor. Bize neyi soruyor? m pozitif tam sayısının rakamları toplamı. E rakamları toplamı 1 artı 2'den 3 gelir. Cevabımız Adana seçeneği olur. 8 ile bölündüğünde bölüm ile kalanı birbirine eşit olan tüm doğal sayıların toplamını sormuş. Şimdi arkadaşlar şöyle a sayısı olsun bunu 8'e bölecekmişiz. Bölümüne x dersem kalanına da x demem gerekiyormuş. Biz bunu nasıl yazabiliriz? a eşittir 8 ile x'in çarpımı artı x olarak yazabiliriz biz bunu. Peki x yerine burada hangi sayıları verebiliriz? 0 verebilir miyiz? Kalan 0 olabilir ama bölüm 0 olmaz. Dolayısıyla 0 veremeyiz. x yerine 1 versek arkadaşlar 8 çarpı 1 artı 1'den a 9 gelecektir. x yerine 2 versek 8 çarpı 2 artı 2'den buradan da 18 gelecektir a. x yerine 3 versek 8 çarpı 3 artı 3'den 27 gelecektir. x yerine 4 versek 8 çarpı 4 artı 4'den burası 36 gelecektir x yerine 5 versek 8 çarpı 5 artı 5'ten 45 gelecektir. x yerine 6 verdiğimizde 8 çarpı 6 artı 6'dan 54 geldi. x yerine 7 verdiğimizde 8 çarpı 7 artı 7'den kaç geliyor buradan da? 8 çarpı 7 56 63 gelmiş oluyor. Peki x yerine 8 verdiğimizde diyemeyiz değil mi? 8 veremeyiz çünkü kalan her zaman bölenden daha küçük olmalıydı. Demek ki 8'e kadar olan sayıları verdik ama 8'i veremeyiz. Tüm doğal sayıların toplamını sormuş arkadaşlar. 63 ile 54'ü toplayalım ilk olarak. Kaç gelir buradan? 67. 117 geldi. 45 daha eklediğimde 122 162. 168 198. 205 225. 233 243. 9 da buradan 252 olarak geldi. Cevabımız denizli seçeneği oldu. Ya da uzun uzun toplamak yerine böyle 9 parantezini alırdık. 9 ile 1'in çarpımı 9'dur. 9 ile 2'nin çarpımı 18'dir şeklinde devam edip 9 ile 7'nin çarpımı da 63 derdik. Ya 1'den 7'ye kadar olan sayıların çarpımı 7 çarpı 8 bölü 2. Buradan ne gelir? 8 ile 2'yi sadeleştirdim. 4 geldi. 9 çarpı 7 63'tür. 4 ile çarpınca da 252'dir. Buradan da yapabilirdik arkadaşlar. n bir pozitif tam sayı ve n küçük eşittir 30 olmak üzere. 1 artı 2 artı n'e kadar gitmiş. Bu toplam. Bu toplam zaten ne eşittir? n çarpı n artı 1 bölü 2'ye eşit değil midir? Çok güzel. 9'a tam bölündüğünü söylüyor arkadaşlar bunun. Bu n çarpı n artı 1 bölü 2'nin 9'a tam bölündüğünü söylüyor. O zaman şöyle yazalım mı? n çarpı n artı 1 bölü 2 sayısını bir de 9'a tam bölüyormuşuz. Şurayı 9'a böleceğiz ve buradan şu paydada hiçbir şey kalmayacakmış. n yerine öyle sayılar vereceğiz ki paydada 2 ve 9 yok olmuş olacak. Peki bize neyi soruyor? n'in alabileceği değerlerin toplamını soruyor. Şimdi bunu ne yaparsak sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Mesela n yerine 8 versek arkadaşlar. n eşittir 8 olsa. Ne oldu burası? 8 çarpı 9 bölü 2 çarpı 9. 9'lar gitti 8'i 2'ye böldüm. 4 geldi. E paydada hiçbir şey kalmadı sağladı. Güzel. En yerine 9 versek ne olur? 9 çarpı 10 bölü 2 çarpı 9 oldu. E 9'lar yine gitti. 10'u 2'ye böldüm 5 geldi. paydada bir şey kalmadı. Bak yine oldu gördün mü? O zaman diyorum ki 9'un katları üzerinden hesap ben. Mesela burada 9'un bir katı üzerine düşündüm. Mesela 8 dedim. 8'in bir fazlası 9 oldu. Daha sonra da 9 dedim. 9 çarpı 9 çarpı 10 oldu. İki türlü de 9 gelmiş oldu. Şimdi 9'un katlarını getirmeye çalışalım. 18 gelmesi için diyorum arkadaşlar. En yerine eğer 17 verirsem burası ne olur? 17 çarpı 18 bölü 2 çarpı 9. E 9 çarpı 2 zaten 18'dir. Bak sadeleşti. Paydada hiçbir şey kalmadı. Bak bunu da alabiliyoruz. 18 versek 18 çarpı 19 bölü 2 çarpı 9 olacaktır. Dolayısıyla bak 2 çarpı 9 18'dir. Yine paydada hiçbir şey kalmadı. Bunu da alabiliyoruz o zaman. Peki 9'un 2 katını düşündük. Geldik şimdi 9'un 3 katına. 9'un 3 katı için 26 versek arkadaşlar en yerine 26 versek ne olur burası 26 çarpı 1 fazlası 27 bölü 2 çarpı 9 olur 26 ile 2 sadeleşir 13 gelir 27 ile 9 sadeleşir 3 gelir ve payda da hiçbir şey kalmaz gördüğünüz gibi bak yine sadeleşti peki en yerine 27 versem ne olur 27 verdiğimde de şu olacaktır. 27 çarpı 28 bölü 2 çarpı 9 olacaktır. Yine 27 ile 9 sadeleşti. 28'de de 2 sadeleşti. Payda da yine hiçbir şey kalmış kalmadı. Dolayısıyla bu da olur. Peki bir sonraki 36 oluyor. Ama yukarıda bize ne demiş? En küçük eşittir 30 demiş. O zaman bunları verebiliyoruz en fazla. En fazla 27'ye kadar gelebildik. Bunlara bakalım şimdi. 27 ile 26'nın toplamından 53 geldi. 53, 18 daha eklediğimde 61, 71 oldu. 71, 17, 78, 88, 96, 105. Yani cevabımız Edirne seçeneği. Bir en doğal sayısının 9 katı ne olacaktır? n çarpı 9 olacaktır. Her bir basamağında 6 rakamı bulunan bir sayıya eşitse. Şimdi bu durumda bu 9'un katı olan bir sayı olmalı. Birinci mesela 6 olsa bir sayı bu sayı 9'un katı olmaz. Bir tane de 6 eklesem. Yine 9'un katı olmadı. Çünkü rakamları toplamı 12. Bir tane daha 6 eklesem arkadaşlar. Ne oldu? 6, 6, 6, 18 ve 9'un katı olmuş oldu. Demek ki 666 sayısı oluyormuş. Diyor ki bu en sayısına altısal sayı denir. Burada enin ne olduğunu bulabilir miyiz arkadaşlar? İki tarafı da 9'a bölecek olursak eni bulabiliriz. 666 bölü 9 diyeceğim. 9 çarpı 6 hatta 9 çarpı 7 diyelim. 9 çarpı 7 63'tür. 66'dan 63 çıktı 3 kaldı. 6 aşağı indi. 4 çarpı 9 da 36'dır. Kalanımız 0 oldu. Demek ki en buradan 74 geldi. Şimdi biz bunu tabi daha uzun yapabilirdik. Mesela şöyle diyebilirdik. Bir tane daha 6 ekledik. 24 oldu toplamları. Bir tane de 6 ekledik 30 oldu. Bir 6 daha eklediğimde 36 oldu. Bak bu da mesela 6sal sayıdır. Ama burada en küçük olanı istemiş bizden. En küçük 6'sal sayı dediği için biz burada 666'yı ilk bulduğumuz en küçük sayıyı aldık. E, 5 ile bölümünden kalanı sormuş. En burada 74 geldi. E, 74'ün 5 ile bölümünden kalan da 4'tür. Cevabımız Edirne seçeneği. A, B ve C sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere 3 tane sayı vermiş. Doğal sayıları sırasıyla 5, 9 ve 11'e tam bölünüyor demiş. Şimdi şu ABC sayısı 5'e tam bölünüyormuş. 5'e tam bölünmesi için arkadaşlar ya AB 0 olacak ya da AB 5 olacak. Doğru değil mi? Son rakamları ya sıfır olmalı ya 5 olmalı deriz. Ancak şöyle bir durum var. Biz şimdi buraya sıfır dersek yani C'ye sıfır dersek 3. yazılan sayıya bakar mısınız? E bu durumda bu sıfırla başlıyor. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. O zaman diyorum ki bunu elerim. Bizim istediğimiz sayı nedir burada? AB 5. Demek ki C kesinlikle 5'miş. Peki o zaman ikinci sayımız nedir? B 5 A diye bir sayıdır. Üçüncü sayımız da 5 e, AB diye bir sayıdır. İkinci sayının da 9'a tam bölündüğünü söylüyor arkadaşlar. Yani rakamları toplamı 9'un katı olacak diyor. O zaman yazıyorum B artı 5 artı A eşittir 9'un katı oluyormuş. 5'i karşıya attığımda B artı A için de şunu söyleyebiliriz. 9'un katından 5 eksikmiş. O zaman B artı A nasıl sayılar olabilir arkadaşlar? Mesela B artı A 4 olabilir doğru değil mi? 9'un katından 5 eksik. 9'un 2 katından 5 eksiltirsek 13 olabilir. 9'un 3 katından 5 eksiltirsek yani 27'den 5 eksiltirsek 22 olabilir ancak hangi iki rakamın toplamı 22 olabilir? En büyük rakamları bile versek 9 9 en fazla 18 oluyor demek ki 22 olmayacak. Yani biz buradan iki tane sonuç bulduk B artı A ya 4'tür ya da 13'tür İki tane sonucumuz var. Peki son olarak da şuraya geldik Demiş ki 5AB sayısı 11 ile tam bölünüyor demiş. Sırasıyla artı, eksi, artı yazdım. Artılardan ne geldi? 5 artı B geldi. Eksilerden de eksi A geldi. Ve bu 11'in katı olan bir sayıymış arkadaşlar. O zaman B eksi A buradan ne olabilir? Şu olabilir mi mesela? Eksi 5 gelir mesela. 5 eksi 5'ten ne olur? 0 olur ve 11'in 0 katı olmuş olur bu. Başka ne olabilir arkadaşlar? Bu B eksi A'dan... 6 gelse tamam mı? ne olacaktır? 5 artı 6 11 olacaktır. Yine 11'in katı oldu. Başka ne olabilir? 16 gelse, 17 gelse ne olur? 17 artı 5'ten 22 olur. Ama B eksi hangi rakamdan hangi rakamı çıkarttığımızda biz 17'ye ulaşabiliriz? Böyle rakamlarımız yok ki. Dolayısıyla ya eksi 5 olacaktır ya da artı 6 olacaktır. Buradan bunu anlayabiliriz. İlk seçeneği değerlendirelim önce. B eksi A'nın eksi 5 olma seçeneğini değerlendirelim. Bu durumda B yerine 1, A yerine 6 verirsek 1-6'dan eksi 5'i sağlar. Peki şuradaki ifadeyi sağlıyor mu? 1 artı 6 7 oldu. Hani burası ya 4'tü ya 13'tü olmadı. Bu olmadı. Demek gideceğim ki, ki farklı değerler vermeliyim. 2 eksi 7 olsa mesela arkadaşlar. Buradan ne gelir? 2 7 daha 9 gelir. Burada yine karşılığı yok. Yani ya 4 ya 13 gelecekti. İkisi de gelmedi. Daha sonra baktığımda 3 eksi 8 bir yine eksi 5 olur. E bu durumda 3 ile 8'in toplamı 11'dir. Burada yine yok. Bir sonraki sayıya geçiyorum. 4 eksi 9 desem yine eksi 5 gelir ve 4 ile 9'un toplamı bak burada var işte 13. O zaman B'nin 4 olduğunu A'nın da 9 olduğunu anladık. Hem şurayı sağlamış oldu hem burayı sağlamış oldu. C'nin de 5 olduğunu bulmuştuk zaten. Cevabımız ne geldi? 9 4 daha 13 5 de buradan 18 Ceyhan seçeneği oldu. 8K artı 5 biçimindeki bir sayı 3 ile kalansız bölünebildiğine göre o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bu 8K artı 5 sayısı 3'ün bir, direkt bir katına eşittir. M burada bir tam sayı diyelim. 3'ün bir katına eşit oluyor. 25'ten küçük K pozitif tam sayıları kaç tanedir demiş. Pozitif tam sayı olduğunu söylemiş K'nın. K yerine 1 versek mesela sağlayacak mı bakalım. 8 çarpı 1, 8, 5 buradan 13, 3'ün katı değil. 1 veremiyoruz. 2 versek 8 çarpı 2, 16, 5 buradan 21. Bak 2'yi verebildik, 3'ün tam katı oldu. 3 versek 8 çarpı 3, 24, 5 buradan 29, 3'ün katı değil olmadı. 4 versek 8 çarpı 4, 32, 5 buradan geldi 37, 3'ün katı değil. Eee... Et qui... 5 versek arkadaşlar. 8 çarpı 5 45. 8 çarpı 5 45 de buradan 45 geldi. 3'ün tam katı oldu. 2 5 diye ilerlemiş. Acaba diyorum şöyle ilerler mi bu? 2 5 8 11 diye ilerler mi? 8 de bir deneyelim hadi. 8 çarpı 8 64. 5 buradan 69 geldi. Yine 3'ün katı. 8 çarpı 11 88. 5 buradan 93 oldu. Yine 3'ün katı olmuş oldu. Demek ki bu şekilde ilerliyormuş. Buradan bunu anladık. O zaman 3'er 3'er arttırarak yazıyorum. 17, 20, 23 26 diyemiyorum çünkü 25'ten küçük olduğunu söylemişti. Kaç tane diye sormuş? 1 2 3 4 5 6 7 8 tanedir. Cevabımız Denizli seçeneği oldu.